toksik ilişki nedir? Toksik kişiyi seçen kişinin de toksik olduğunu gösteriyor. Aldatmanın temelinde ne var? Ve hiçbir şey yaşamadan aşık oluyoruz aslında. Aşk böyle bir şey. Yalnız kalmak istemediğim için ayrılamıyordum. İşte çocukları bahane ettim, işte o büyüsün dedim, sonra bir çocuk daha oldu, o da büyüsün dedim derken 35 yıl evli kalmışız. Kırılma narsizmi belirleyen faktörlerden bir tanesidir. Eğer çok kırılgan bir yapınız varsa narsistik biri olabilirsiniz. Narsistik kişi aslında kendini sevemeyen kişidir. Pandemi çocuklarının şöyle bir riski var. Çok güvenli bir ortamda dünyaya gelmediler. Bir kişi liseyi bitirdikten sonra bence direkt üniversiteye gitmemeli. Utanmak, gerçek kendiliğini aktive etmenin karşıt duygusudur. Özelleşmenin karşıt duygusudur. Hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende. Sayın izleyicilerimiz merhaba, Cevap Sende'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğum klinik psikolog Ziya Ünlütürk. Bugün insan psikolojisini konuşacağız, ilişkileri konuşacağız. Aynı zamanda gündeme dair bir iki başlığımız var konuşacağımız. Genel olarak psikolojiyle alakalı bir sohbetimiz olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Sizi davet ettiniz. Teşekkür ederim ben de. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Teşekkürler. Hocam şöyle başlamak istiyorum. Ziya Ünlütürk kimdir? Çalışmalarınıza ne zaman başladınız? Eğitiminiz nerede aldınız? Hem gençlik dönemlerinden o süreci anlatarak hikayelerle çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Daha sonra da klinik psikoloji yüksek lisansı yaptım. Şimdi de Sigmund Freud Üniversitesi'nde Viyana'da psikoterapi doktorasına devam ediyorum. O teorik dönemi, ders bölümünü tamamladık. İşte sunum aşaması, tez sunum aşaması kaldı. Ona devam ediyorum. Aynı zamanda birkaç projeyle de mesleki aktivasyonumu da devam ettiriyorum. İşte psikokamp, psikoshow gibi bazı etkinlikler var. Aynı zamanda psikoterapiler yapıyorum. Bireysel psikoterapiler ve çift terapileri şeklinde. Bu şekilde devam ediyor şu anda hayatım. Bir yandan da yazarlık aşaması var. Evet, kitabınız da burada duruyor. Buna da birazdan değineceğiz. İkinci kitap da yakında çıkacak umarım. Öyle mi? Evet. Şimdiden hayırlı olsun teşekkür diyelim ederim. O zaman. Hocam o zaman direkt soruya giriyorum. Çok merak edilen sorular var. Bizler de çok merak ediyoruz. Toksik ilişki nedir? Son zamanlarda çok fazla duyuyoruz bunu. Çiftlerin ilişkilerinde bir ayrılma, barışma, kopamama, bağımlılık derecesine giden bir durum var. Buna da toksik ilişki diyorlar. Bunun açılımı tam olarak nedir? Aşk mıdır? Kopamamak mıdır? Nedir? Yani toksik aslında bence şöyle demek. Sağlıksız ilişki. Yani o ilişkinin sağlıksız olduğunu belirleyen faktörler değişebilir. Bunların biraz daha açılımı şimdi beraber yapacağız. Bunlar varsa işte bu toksik ilişkiye doğru dönmeye başlıyor. Şimdi bunu genellikle toksik ilişkiler aşk ilişkileri oluyor. Yani aşk kendi başına zaten toksik bir şey. Çünkü aşkı aşk yapan şey dönüp baktığımızda bizim patolojik taraflarımızın devreye girmesiyle beraber aktif olan kısmımız. Yani bizim patolojimizde eğer terk edilme korkularımız, terk edilme şemamız varsa bu şemaya uygun ilişkiler seçmeye başlıyoruz. Yine bizi terk etmekle tehdit eden, güvenemeyeceğimiz, terk edilme korkularımızı sürekli tetikleyen, terk etmek üzerinden ya da terk tehdidiyle beraber bizi kontrol eden ilişkiler seçme eğilimimiz oluyor. Ve işin ilginç tarafı da tam olarak bize bunu yapacak kişiyi bulduğumuzda ona karşı hissettiğimiz duygu aşk oluyor. Sevgiden farklı bir şey bu arada. Farklı. Bu. Evet. O yüzden genellikle aşk ilişkileri değil, sevgi ilişkilerini öneriyoruz. Sevgide ne var? Sevginin gelişebilmesi için, birini sevebilmeniz için onu tanımanız lazım. Evet. Onunla zaman geçirmeniz lazım. Onunla paylaşımda bulunmanız lazım. Ve orada sevgiyi geliştirmeniz lazım. Yani sevgi biraz yatırıma bağlı bir şeydir. Ama aşkta öyle bir şey yok. Birini görüyorsunuz, gördüğünüz anda bir aşık oluyorsunuz. Gördüğünüz anda mı başlıyor? Orada sizce? İlk 8 saniye içinde oluyor. Öyle mi? Evet. Gördüğünüz birine hemen o anda yoğun bir duygu hissediyorsunuz. Zaten o yoğunluk patolojik kısmını belirleyen kısım. Durup dururken herhangi birine karşı yoğunluk hissetmiyoruz. Şöyle düşünün. Bir mekana gittiğinizi, bir kafeye gittiğinizi, bir bara gittiğinizi, bir eğlence salonuna gittiğinizi düşünün. Oraya 100 tane narsistik kişilik bozukluğu olan erkek koyalım. Tamam. Ve bir kadın içeri girsin. Tamam mı? Pardon, şöyle diyeyim. 100 tane erkek koyalım. O erkekten bir tanesi narsistik kişiliği bozukluğu olan birisi olsun. Ve bir
kadın içeri girsin ve bu kadının da borderline kişilik bozukluğu olsun. Tamam mı? Gider o bir taneyi seçer. Narsistik kişilik bozukluğu olanı. Diğerleri onun patolojisine uygun değildir. O narsistik kişilik bozukluğu olanı görür, hemen onu seçer. Ondan etkilenir. Ona yönelir. Mesela ona aşık olur. Diğerlerine aşık olmaz. Çünkü onlar onun patolojisini destekleyecek ya da onu dürtecek kişiler değillerdir. Bunu otomatik olarak biz sağ beyinden yapıyoruz. Nonverbal dediğimiz şekilde. Gördüğümüz zaman ötekini nasıl seçtiğimizi bilmeden seçiyoruz. Bunu da aklileştiriyoruz. Diyoruz ki ya orada çok cool duruyordu. Böyle çok gizemli duruyordu. Böyle çok işte şık giyinmişti. Bakınca ulaşılmayacak kişi gibi görünüyordu. Ya da işte ne bileyim çok işte kılık kıyafetinden baktığında kendine çok dikkat eden biri gibi görünüyordu gibi. Bu sebeplerden ben ona aşık oldum diye kendince açıklar. Ama bunlar ilk hoşlanmasından sonra, ona karşı duygu aktarımından sonraki bizim zihinsel mantığa bürüdüğümüz kısımdır. Neden diye sorduğumuz zaman kendimize verdiğimiz cevaplardır. Sonra sürecin içerisinde aşk ne zaman bitiyor diye biraz önce konuşmuştuk sizinle. Evet. Aşk ötekini tanıdığımız zaman da bitiyor. Yani birini tanıyana kadar aşkımız devam eder. Tanıdıktan sonra aslında o kişinin bizim onunla ilgili kurduğumuz fantazilere uygun olmadığını gördüğümüzde aşkımızı yitirmeye başlarız. Yani gerçeklikle temas ettiğimizde aşkımızı yitirmeye başlarız ve o zaman ötekini tanımaya başladığımız için belki bu sevgi ilişkisine dönerse sağlıklı bir şekilde belki ilerletilebilir. Ama genellikle işte aşk patolojik tarafımızı temsil ettiği için ve toksik tarafımızı temsil ettiği için bunu sevgi ilişkisine çevirmek biraz zor olabiliyor. Daha çok işte o patolojileri sürdürmekle ilgili motivasyonlarımız olabiliyor. Mesela bazı kişiler 10 yıl boyunca aşk olabiliyorlar. Normalde aşkın süresi bu kadar değil. En fazla da 3 yıl diyelim. 10 yıl boyunca bu aşkı devam ettirebiliyorlar. Bu şu demek aslında. Ötekini hala tanıyamamış. Ötekinin gerçeğini görememiş. Kafasında oluşturduğu, zihninde oluşturduğu kişi olup olmadığıyla ilgili hala yüzleşememiş. Bu da aslında toksik kişiyi seçen kişinin de toksik olduğunu gösteriyor. Çünkü oradaki kişiyi analiz edebilmesi için ya da onun gerçeğini görebilmesi için gözünün açık olması lazım. Daha mantıklı düşünmesi mi gerekiyor? Yani gördüğü şeyi anlamlandırması lazım. Evet. Bir dakika ya ben işte mesela bana değer veren birini seçtiğimi düşünüyordum ama aslında baktığımda ilişkileri, ilişkimize, tutumlarına çok da bana değer vermediğini görüyorum. Burada bir gariplik var. Ben onun değer vermediği gerçeğini görüp buna göre hareket etmeliyim demesi gerekirken onun yerine şunu yapıyor. Hayır aslında bana değer veriyor diye ötekinin kendisine değer verdiğine inanmak isteyen kişi bu inancını sürdürmek için ötekinin gerçekliğini reddedip inanmak istediği şeye inanıyor. Kendini yani, kandırıyor aslında. Evet. Kör görüşlülük ya da inkar. İnkar. Enteresan. Peki size böyle hastalar geldiğinde nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Yani o gözündeki perdeyi kaldırabiliyor musunuz? Yani ya biraz genelde, zaman alabiliyor. Şöyle bir şey var. Platonik aşk diye bir şey var. Ama belki arada bir şey yaşanmadı. Biri birini işte kadın veya erkek aşık olduğunu zannediyor. Yani hiçbir şey yaşanmadan aşık olmaz herhalde. Olabilir aşk mi? Tam olarak bu aslında. Öyle mesela mi? Mesela aşktaki hikaye ne demiştik? Ötekini daha tanımadan ötekine yüklediğimiz andanla ilgili. Ama o karşıdakiyle bir şey yaşamadan aşık oluyoruz aslında. Aşk böyle bir şey. Hayranlık değil midir o tamamen? O da yine aşkın bir parçası. Parçası. Yani ötekini yüceltme, ötekini idealize etme, ötekini atıflarda bulunma, ötekine hayranlık duyma. İşte mesela o beni çok seviyor diye bir atıfta bulunma. Daha sevmediğini görmekle ilgili hiçbir deneyiminiz yok. Yok. Daha bir haftadır onu tanıyorsunuz. Nasıl o kadar sevdiğine inanabilirsiniz? Doğru. O duygular zaten ilişkinin başlarında yoğundur. İşte şöyle mesela dediniz ya danışanlar geliyor evet, diye. Evet nasıl bir çözümü var bunun? Mesela şöyle bir hikaye geliyor aklıma. 35 yıllık ilişkisi olan ve 35 yılın sonunda artık tükenmiş, aldatılmış, duygusal olarak sömürülmüş, ihmal edilmiş, suistimal edilmiş, bir sürü şeyi yaşamış bir kadın danışan geldi ve dedi ki ben dedi çok sabrettim. Dedi ki Allah beni sınamak için bir sürü sınav gönderdi. Ben dedim ki aslında sınavınız bunlarla maruz kala kala gerçeği görmeniz içindi. Ama siz sınavınızın bunlara rağmen bu ilişkiyi devam ettirmek olduğuna inanmışsınız. Belki görmeniz gereken şeyler
Bunlardı yani. Neye maruz kaldığınızı anlamlandırıp ayrılabilme becerinizi aktif etmekle ilgili bir şey olması lazım demiştim. Mesela buna çok şaşırmıştı. Aslında ona yaptığı her şey şunu söylüyordu. Ben senin hayalindeki, ben senin istediğin, ben senin arzu ettiğin, ben senin olmanı istediğim kişi değilim diyor yaptıklarıyla eşin. İşte mesela siz ona sadık olmasını bekleyen biri bekliyorsunuz. Tamam mı? Onu bekliyorsunuz. Sadık olsun bana diyorsunuz ama sadık olmadığını defalarca aldatarak göstermiş. İşte onun güven vermesini bekliyorsunuz ama yine aynı şekilde aldatarak, sizi suistimal ederek güvenilmeyecek biri olduğunu göstermiş. Siz onun çok daha değer vermesini bekliyorsunuz. Onun için değerli olmayı bekliyorsunuz. Ama size değer vermediğini defalarca göstermiş. Bunları görmediğinizde artık bu sizin toksik tarafınızla ilgili bir hikayeye dönmeye başlıyor. Yani kendini tedavi etmesi lazım ilk önce. Kendisinin o duyguları aşması gerekiyor. Orada da şöyle bir şey giriyor. O zaman neden bunu görmediniz? Bu onun görmemesi onunla ilgili ipuçları veren nokta. Mesela niye görmedin? Diyor ki ben işte aslında yalnızlıktan korkuyordum. Yalnız kalmak istemediğim için ayrılamıyordum. İşte çocukları bahane ettim. İşte o büyüsün dedim. Sonra bir çocuk daha oldu. O da büyüsün dedim. Bir çocuk daha oldu. O da büyüsün dedim derken 35 yıl evli kalmışız. Sonunda peki ne oldu da hani ayrılık noktasına geldiniz? Artık diyor ki kalmanın daha fazla utanç vereceği bir noktaya dönmüştü. Yani gitmek belki zordu ama kalmak daha zordu. Öyle bir noktadan sonra artık ayrılık aşamasına geçtim dediği bir nokta. Ama tabii ayrılık aşamasına geçmiş ama içsel olarak bununla baş edebilecek bir şeyde de değil. Çok acı çekiyor, ızdırap çekiyor ve bunun için zaten terapiye gelmişti. Ne olur beni yatıştırın, ne olur bu acımı dindirin ki ben o eşime geri dönmeyeyim. Enteresan. Hocam peki şöyle şeyler de duyuyoruz. Mesela aldatmanın temelinde ne var? Örneğin duyuyoruz ya atıyorum eşlerden bu toksik ilişki diyelim, birbirlerine çok aşık diyelim. Biri bir tarafı aldatıyor. Ayrılıyorlar, aldatıyor veya aldatıyor ayrılıyor ama tekrar barışıyorlar, yapamıyorlar. Ya da kopamıyorlar, hiç ayrılamıyorlar. Hiç ayrılamıyorlar. Ya da yalan söylüyor karşı tarafa. Gene bu bağımlılığa mı girer? Aşkın hani o hala görmediği tarafı mı devam ediyor? Aldattığı halde, yalan söylediği halde, yani yakaladığı halde diyelim yalan söylüyor. Karşı tarafta evet yalan söyledim diyor. Veya evet aldattım diyor. Sonra bir kavga ediliyor ya da bir şey oluyor ama sonra tekrar devam ediyor süreç ya da ilişkilerine devam ediyorlar. Benim yüksek lisans tez konum buydu. Aldatmanın psikopatolojisi. Birçok sebebi var aldatmanın. Yani herkes aynı sebeplerden aldatmıyor. Mesela narsistik kişilik bozukluğunun aldatma sebebi çok daha başka. Borderline kişilik bozukluğunun aldatma sebebi çok daha başka. İşte ya da kaçınan bağlanma stilleri üzerinden bakacaksak, kaçınan bağlanmanın aldatma sebebi çok başka, kaygılı bağlanmanın aldatma sebebi çok başka. Yani kişiliğe göre aldatma sebepleri değişir. Mesela şöyle yorumlayabiliriz. Narsistik kişilik bozukluğunun hikayesi şöyle bir şey. Şimdi narsizmi nasıl biliriz genellikle? İşte kendini çok seven, kendini çok değerli gören biri diye tanımlanır. Ama narsizm böyle bir şey değil. Yanlış biliniyor. Narsizm de şöyle bir hikaye var. Narsistik kişi aslında kendini sevemeyen kişidir. Kendisini sevebilmesi için ötekine ihtiyaç duyar. Mesela siz de karşılıklı burada oturuyoruz. Evet. Sizin bana hayranlıkla bakışınız beni daha iyi hissettirecektir. O yüzden sizin yüzünüzdeki ve gözünüzdeki hayranlık duyan bakışı gördüğüm zaman ben kendimi sevebilir duruma gelebilirim. Şimdi narsizme böyle baktığınız zaman o zaman ne gerekir narsizm için? Ona hayranlık duyacak kitleler lazım. Kendini sevmesi lazım. Evet. Kendisini sevebilmeyi sürdürebilmesi için bu lazım. Doğru. O zaman dışarıda ona hayranlık duyan bir kadın gören bir narsistik erkek onun hayranlığına ilgisiz kalamaz. Ve oraya gider hemen. Çünkü onun kendisini iyi hissetmesi için o hayranlığa karşılık vermesi gerekir. İlgiye ilgisiz kalamıyor yani. Onu alması lazım. Ve aynı zamanda o ilgiyi ve o hayranlığı da duydurabilmesi için ve o ilgiyi de alabilmesi için de bazı şeyler ortaya koyması lazım. Mesela vitrinini iyi tutması lazım. Vitrin nedir? Kılık kıyafeti olabilir. Vitrin ne olabilir? Parası olabilir.
Vitrini ne olabilir? Arabası olabilir. Vitrini ne olabilir? Statüsü olabilir. Bunlar her şey o vitrinidir. Ve bu vitrine birileri hayranlık duyarak gelir. Mesela arkadaş çevresine o narsistik kişiler şöyle yapar. Ya bendensiniz. Onları yedirir, içirir, sağa sola götürür. Onların paralarını işte masraflarını karşılar. İşte teknesi varsa teknesini de sürekli ağırlar, misafir eder, kullanılmasına izin verir. Ve işte vakıflara yardımcı olur, öğrenciler okutur, onu yapar, bunu yapar. Bunun hepsinin amacı şudur. Ben ne kadar iyi biriyim. Bakın bana hayranlık duyun. Abi derler ondan sana ötekilerde. Sen ne kadar işte mesela cömertsin, sen ne kadar yardımseversin, sen ne kadar şöylesin diyerek onu yüceltirler. O yücelme hissi zaten onun kendisinin ihtiyaç duyduğu şeydir. İşte ben seviliyorum der ve o yüzden seviliyorum diyebildiği için de kendini sevmeye başlar. Peki bütün bunları yaparken diyelim çocuk okutuyor, arkadaşlarını ağırlıyor, gittiği yerde durumu iyidir, hesabı o ödüyordur. Yani bunun altında narsizm mi var? Çoğu zaman narsizm. Peki bu makul olanı nedir? Yani atıyorum çocuk okutmak güzel bir şey. Yani yardımcı olmak, atıyorum durumunuz iyiyse oraya bir bütçe ayırabiliyorsanız güzel bir şey. Bunu kimseye söylememek mi lazım? Ya, evet. Şöyle. O zaman mı hani şey oluyor? Yani öyle bir ayrımda bulunabiliriz. Neden? Çünkü narsistik kişilik bozukluğu bunun üzerinden böbürleneceği için ya da bunun üzerinden bir aynalanma alacağı için bunu paylaşır. Paylaşıp insanlar bunu bilmesini bekler. Yani okuttuğu çocuk aslında o çocuk için değildir. Ben çocuk okutuyorum diyebilmek içindir. Anlatabiliyor muyum? Bu ayrım buradadır. Yani o çocuk aslında orada sadece onun kendi amacına hizmet eden bir araçtır. Anladım. O yüzden çocuk da evet orada faydalanıyordur, ediyordur falan ama o faydayı yitirirse bu narsistik kişilik hemen onu bırakır. Mesela o arkadaşları bir gün onun gerçek kişiliğini görmeye başladıklarında, ona hayranlık duymadıklarında, bu vitrinin arkasının boş olduğunu anladıkları zaman o ona hayranlıkla bakan gözleri yitirip de ona öfkeyle bakan birine dönmeye başladıklarında, onu küçümseyen birine dönmeye başladıklarında ne olur? Bu sefer narsistik kişi onları küçümsemeye başlar. Siz zaten şöyle kötüsünüz, siz zaten böyle kötüsünüz. İşte siz bana ihanet ettiniz, siz beni kullandınız, siz beni sömürdüğünüzde döner olay. Döner. Ve onları saldırganlaşır. Onlara karşı işte bir saldırı duygusuyla, onları aşağılamayla oraya nüfuz etmeye çalışır. Aynı zamanda partnerler için de bunu yorumlayacak olursak, ona hayranlıkla gelen bir kadın ya da bir partner bulduğunda, o hayranlığı yitirmeye başladığında, aslında bir yerden sonra istediklerini alamadığını görmeye başladığında o kadın, bundan dolayı sitem etmeye başlar. İşte sen aslında böyle diyordun, bunu yapmadın, vaatler veriyorsun, onu yapmadın, gidiyorsun işte başka birileriyle zaman geçiriyorsun falan gibi bir hayal kırıklığına uğrayıp da bununla şikayet etmeye başladığında, ona hayranlıkla bakan bir yüz yerine, ona öfkeyle, nefretle bakan bir yüz ve göz görmeye başladığında, kendisinden de nefret etmesini sembolize edeceği için bu, o yüzden kendisinden nefret etmemesinin yolu, onu kötü hissettiren yeri kötülemektir. Aslında ben kötü değilim, sen kötüsün demektir. Bu şekilde kendini rahatlatır. Aldatmaya döndüğümüzde de işte ben isteniliyorum, ben arzulanıyorum, bana hayranlık duyuluyor diyerek dışarıdaki durumlara, partnerlere, işte kadınlara ya da erkeklere ilgisiz kalamaz. Onun aldatma motivasyonu birinci sebeplerinden biri budur. Diğer sebebi de cezalandırmaktır. Narsistik kişi cezalandırıcı bir kişidir. Mesela eşi ona yemekte istediği bir yemeği yapmamış olsun. Orada hemen kırılır. Benim istediğim yemeği niye yapmadın? Benim istediğim şekilde niye yapmadın diye. Kırılma narsizmi belirleyen faktörlerden bir tanesidir. Eğer çok kırılgan bir yapınız varsa narsistik biri olabilirsiniz. İzleyiciler bunu bir düşünsünler. Kırılır. Kırıldığı zaman onu kıran tarafı mutlaka cezalandırır. Ya aldatarak cezalandırır ama eşinin bunu bilmesine gerek yok. Kendi içinde rahatlatmak için bunu yapar. Ya da mesela işte yemeği yemez. Akşam işte eşi ona seslendiğinde cevap vermeyerek bunu yapabilir. Ya da başka bir zamanı geldiğinde onun ihtiyacı olan ayakkabıyı eşine almayarak ya da almayı geciktirerek onu cezalandırır. Aldatmanın sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir narsizm için dönüp bakınca. Ama borderline kişilik bozukluğu açısından buna bakacak olursak, borderline kişilik bozukluğunun aldatma motivasyonu daha farklıdır.
O bağa ihtiyaç duyar. O aradaki eşiyle bağı kaybetmekten çok korkar. Bağsız kalmaktan çok korkar. Bağsız kalmak, bağın kopması demek, derin bir boşluk duygusu demektir onun için. O derin boşluk duygusuna düşmemek için, o yalnızlık duygusuna düşmemek için, o buhrana düşmemek için hep bağ kurabileceği birilerine ihtiyaç duyar. O yüzden burada bağını yitirebilmekle ilgili bir risk oluştuğunda bağsız ulu orta kalmamak adına yeni bağlar arayışına gider. Onun aldatma motivasyonu da genelde budur. Ve aynı zamanda biraz dürtüsel tarafı da vardır, eylemsel bir tarafı da vardır. Mesela işte alkol içtiğinde, biraz daha dürtüsel tarafı aktifleştiğinde gidebilir, bir yerde aldatabilir. Onun aldatma heyecan olabilir budur. Mi? Nasıl bir heyecan? Ya mesela atıyorum 10 yıllık evli ya da 10 yıldır beraber biriyle ne bileyim bir heyecan, bir hani başka biriyle bir küçük bir flörtleşmek ya da bir temas ya da o bir karşı tarafın ona ilgi duyduğunu fark etmek, kendini daha iyi hissetmek, heyecan aramak için de aldatmış olabilir mi mesela? Bunu ben çok duyuyorum. Mesela heyecan olsun diye işte bir şey yaptım diyor. Buradaki motivasyon biraz daha farklı. O heyecan ne? Demek ki ilişkide bir şeyler ölüyor. Ve o ilişkide bir şeyler canlandırmak için ilişkiye yatırım yapmak yerine, bunu oturup çalışmak yerine, beraber partnerle beraber bir çift terapisi almak yerine kendi ruhunu canlandırmak için bir sembol. Yani gidiyor, ben heyecan için bunu yaptım diyor. Yani heyecana ihtiyacın varsa bunu ilişkide yaratın. Mesela bunu yapamadıkları için oralara yönelebiliyor. Hmm. Yine bunun arkasında çok daha cezalandırıcı şeyler yatabilir. Doğru. Yine narsizmin kendi yaptığı şey aklileştirmekle ilgili bir yolu olabilir. Ya heyecanım eksik olduğu için falan. Heyecanın eksikse niye o ilişkide duruyorsun? Ya da o ilişkiyi kurtarmak ya da heyecanı katmak için niye bir şey yapmıyorsun da gidiyorsun, aldatıyorsun? Bunlar aklileştirme dediğimiz şeyler. Yani kişinin mantığa bürümesiyle ilgili. Ben bu yüzden yaptım. Sizin de buna inanmanızı bekler. Evet abi ya, evet. Heyecan yitirildiyse bazen böyle şeyler iyi olur. İşte bu heyecanı canlandırırsın, tekrar ilişkine, partnerine dönmek için motivasyon sağlayabilir gibi şeyler de bulunabilirler. Doğru. Bazen de aldatmanın motivasyonunda yetiştiğiniz ortam, sosyal öğrenme de etkili olabiliyor. Mesela şimdi bazen, mesela bir hatırlıyorum böyle bir danışan, babasının 2-3 tane eşi vardı. Ve o ortamda büyümüştü. Ve o eşlerden birinin de çocuğuydu mesela. Ama hepsinin ayrı evleri vardı. Babası kimi zaman onu ziyaret ediyordu, kimi zaman öbürüne gidiyordu. Hepsi birbirinden haberdar bu arada. Hepsinde de çocukları var. Sonra bu kişi büyümüş. Büyüdüğünde de kendi de aynı şekilde evlenmiş. Ama yine de 3 tane daha eşi vardı. Ama ayrı evlerde. Bunlar resmi eşler tabii değiller. Onlar da yine onlardan da çocukları var. Aynı sistemi devam ettiriyor. Ve buna uygun da partnerler buluyor. Partnerler de bundan şikayetçi değil. Gibi. O nasıl bir psikoloji hocam? Şikayetçi olmamak. Yani derler ya, insan sevdiğini kıskanır, paylaşamaz diye. Sevmiyorlar mı? Yoksa o durumu... Bu inanç da biraz yanlış. İnsan sevgilini kıskanır. Kıskançlığa yani biraz derler. Kılıf uydurma. Biraz da oraya kılıf uydurmakla ilgili bir hikaye. Bunu aklileştirme diyoruz tekrar. Bunun da altında başka bir motivasyon var. Zaten oraya kıskançlığın da altında başka şeyler var bence de. Evet. Enteresan, o da derin bir konudur. Mesela orada kıskançlıkla ilgili bir motivasyon yok. Zaten onu kabul etmese onlarla evlenmeyecek. Yani. Yani onlar zaten bu paylaşımı açıklar. Bunun altında da başka bir motivasyon var. Aldatmanın sebeplerinden de bir tanesi bu. Ödipal kompleks dediğimiz bir şey var. Ödipal kompleks 3, kitabımda da bundan çok detaylıca bahsettim bu arada. 3-7 yaş arasındaki ya da 3-6 yaş arasındaki çocuğun psikolojisiyle ilgili bir şey. 3 yaşındaki bir çocuk, kız ya da erkek, farklı bir deneyime gitmeye başlıyor. 3 yaşında cinsel kimliğini, gizli cinsel kimliğini deneyimlemeye başlıyor. İşte erkek erkekliğini anlamaya çalışıyor. İşte kadın olan, işte kız çocuğu olan da bunu anlamaya çalışıyor. Bunu anlamaya çalıştığında da şöyle bir şeye yönelime gitmeye başlıyorlar. Kız çocuğu babasına ilgi duymaya başlıyor. Babasıyla bir aşk yaşamaya başlıyor. İşte babasının prensesleri hikayesi var ya, o hikaye. Erkek çocuğu da annesiyle aynı şekilde bir aşk yaşamaya başlıyor. Yani o dönemlerde görürsünüz 3-4 yaşındaki çocuklar, işte ben babamla evliyim, ben onunla evleneceğim. İşte babamla sen yatamazsın diye kıskançlık başlıyor. Kıskançlığın kökü oradadır. Kıskançlığı ilk deneyimlediğimiz yer orasıdır. 3 yaş. 3-6 yaş arasındaki dönem.
Dolayısıyla işte kıskançlık dediğimiz hikaye oraya dayanır. O yüzden kıskançlığın dozajı artıyorsa daha ödipal bir patolojiye sahipsinizdir anlamına geliyor ve o dönemde ciddi problemleriniz vardır. Peki kimden kıskanır? Kız çocuğu babasını elde etmek istiyorsa onun sahibi olduğu düşündüğü annesinden annesi. Kıskanır. Annesi onun doğal rakibidir. Doğal rakibidir ve onu elemek ister, onu devre dışı bırakmak ister, onu yok etmek ister. Çocuksu bir fantazide. Annem giderse babam bana kalır diye düşünür. Tabii başka rakipleri de var. Kız kardeşi, ablası gibi gibi. Yani hem cinsleri onun tamamen rakibidir. Bütün ilginin kendisinde olmasını ister. O yüzden bu dönemde aldatmanın motivasyonlarından biri de budur. Bu dönemde babası tarafından tercih edilmeyi isteyen kız çocuğu babasının türevleri olan bütün erkekler tarafından da tercih edilmeyi de arzular. Yani abisi de onu işte tercih etsin, bütün hepsinin gündeminde ve ilgisinde o olsun diye düşünür. Ve bütün erkekler evli olsa bile onu arzulamasını arzular. Mesela eşim beni arzuluyor, tamam, bu babam sembolik olarak. Onun ilgisini kazandım ama buradaki erkek de benimle ilgilensin diye bekler. Ve onunla ilgilenilmesi hoşuna gider. O yüzden kendisinin aldatmasını bir sıkıntı gibi görmez. Çünkü onlar bütün erkeklere ben sahibim diye düşünür. Ama eşinin onu aldatmasını da kaldıramaz. Çünkü eşim, yani babam benim dışımda kimseyi istememelidir. Yani annemi istememelidir, ablamı istememelidir, kız kardeşimi istememelidir der. Ama ben herkese sahip olabilirim. Aynı şekilde erkek için de bu geçerlidir. O yüzden arzulanmaya karşı bir hassasiyetleri vardır. Yine ilgiye karşı ilgisiz kalamazlar. Biraz narsizme de benziyor ama biraz da ödipal dediğimiz taraf. Biraz ayrıştığı noktalar var. Bir sebebi de bu olur. Başka aldatmanın sebebine değinecek olursak, o bahsettiğim şeyleri açıklayayım ki izleyiciler böyle hani buna değinilmedi demesinler. Bağlanma stilleri. Mesela kaçınan bağlanma dediğimiz bir şey var. Bağlanmayı da ikiye ayırıyoruz. Güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma. Güvenli bağlanma olması gereken diye tanımladığımız bağlanma stili. Güvensiz bağlanma da anneyle bağlanmayla alakalı bir durum. Bir yaşına kadar bu belli oluyor bu arada. Bakım veren kişi kimse, onunla oluşan bir durum. Genellikle bizim annelerimiz, öz annelerimiz, biyolojik annelerimiz bize bakım veriyorlar. Anneyle eğer güvensiz bağlanma stili geliştirmişse ve güvensiz bağlanma da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Kaçınan bağlanma ve kaygılı bağlanma diye. Kaygılı bağlanma annesiyle ilişkisini sürekli yitirmekten korkan, onu kaybetmekten korkan, terk edilme korkuları olan kişiyi temsil eder. Ve sürekli annesine düşkün hale gelen bir çocuktur bu. Annesi burada olsa bile annesinin gitmesiyle ilgili korkular yaşar. Bir yaşındaki çocuktan bahsediyoruz, düşünün. Kaçınan bağlanma da annesinin gitmesiyle ya da annesinin işte onu terk etmesiyle ilgili korkularından kaçınıp bunu gizleyen, annesi gitse bile umrunda değilmiş gibi davranan, annesi gelse de annesinin gelmesine hiç sevindiğini bile göstermeyen, dünyaya yıkılsa bile umrunda değilmiş gibi davranan çocuktur. Ve annesinin yerine ikameler geliştirir. Ne yapar mesela? Oyuncağıyla oynar çocuk olarak. Yetişkinlikte ise tek birine bağlanamaz. Yetişkinlikte kaçınan bağlanma ne yapar? Sembolik olarak orada biri varsa tamamen ona bağlanmak onun için bir risktir. Çünkü annem giderse ben ne yapacağım der. Ve oradan kendisini uzaklaştırmak amacıyla da yedekler bulur. Birkaç tane anne ikame eder ki o annelerden biri gittiği zaman annesiz kalmamış olsun. Yani sembolik olarak oyuncaklarıdır onun. Aldatmanın onun için motivasyonlarından biri budur. Aynı zamanda da kaçınan bağlanma çok yakınlık kurmaktan korkar. Yakınlık kurduğu zaman terk edilme korkularının açığa çıkmasından korkar. Terk edilme korkularını izole edebilmek ve bundan uzaklaşabilmek için kendini oradan uzaklaştırabilmek adına başka birine gider. Sabote eder yani ilişkiyi. Kavgayla sabote eder, başka bir şeyle sabote eder ya da aldatarak sabote eder. Ama işin ilginç tarafı bunlar birbirine ayrılamazlar genelde. Çünkü kaçınan bağlanmanın partneri kaygılı bağlanmadır. Kaygılı bağlanan kişi sürekli terk edilmekten korkar. Terk edilmekten korktuğu için öteki onu aldatmaz, aldatsa bile o gitmesin diye çabalar durur ve ilişkide durur. Ve o yüzden ayrılamazlar da. Aldatan kişi de aldatmaya devam eder. Nasıl olsa onu beni bırakmıyor diye. Aynı şekilde borderline'la narsizm ilişkisi de böyledir. Borderline ilişkiyi yitirmekten, bağ koparmasından korktuğu için bağsız kalmaktan partneri onu aldatsa bile onu terk edemez. Aynı zamanda Ödipal'de de bu böyledir. Ödipal'de partnerin onu aldatsa bile kendisine geri dönmesinden ötürü bana döndü ne olursa olsun
Kürtçü dükkanına tekrar dönüyor hikayesiyle, yine beni seçtiği hikayesiyle, başkalarına gitmiş olsa bile dönüp dolaşıp bana geldiği hikayesiyle orada kalmaya kendini ikna eder. Yani tercih edilmeyi sürekli arzular durur ve tercih edildiğini düşündüğü için de orada kalır. Öbürlerini aldattı falan ama benimle evli o diye bir inancı vardır. Mesela. Kendi kendine içinden. Yani evet. Gene bir ikna şeyi var aslında. Hocam şimdi bunların temelinde belli ki çocukluktan gelen, anne ve babadan, büyüdüğü iklimden kaynaklanan problemler. Evet. Peki burada anne ve babalar... Pandemi dönemi de girdi tabii araya. O dönem doğan çocuklar 4 yaşında şu an ya da 3 yaşında o pandemiye yakalanan vesaire bir ev dönemi de oldu. Burada anne ve babalara 0-3 yaş için ya da işte 3-6 yaş için bu kişiliklerin, karakterlerin oturduğu belli bir yaşlar var. Sonra bunlar zamanla insan içine karıştıkça daha da pekişiyor vesaire vesaire anlattığınız gibi. Anne ve babalar makul çocuğu nasıl büyütebilir? Yani makul dediğimiz ölçülü. Hani bir tarafa çok yoğun olmadan örneğin hani yani daha böyle mantıklı dediğim şu büyütmede yani hani nasıl yaklaşmak çocuk diyelim. Yani genel bağlamda evet. Ya bunun çok kriteri var. Mesela işte bahsettiğimiz bağlanma var ya, en başta güvenli bir bağlanan çocuk yetiştirmeleri lazım. Güvenli bağlanan çocuk yetiştirebilmeleri için o ebeveynlerin de güvenli bağlanması gerekiyor bu arada. Yani kendi annesiyle güvenli bağlanması lazım o annenin ki kendi çocuğuyla da güvenli bağlanabilsin. Böyle bir kriter var. Bizim ülkemizde de güvenli bağlanan birini bulmak çok zor maalesef. Dolayısıyla zaten otomatik bir risk. Pandemi çocuklarının şöyle bir riski var ekstradan da. Çok güvenli bir ortamda dünyaya gelmediler. Evet. Zaten kaygının, zaten ölüm tehditlerinin, zaten bulaşıcı bir hastalığın olduğu bir dönemde dünyaya geldikleri için ebeveynler zaten kaygılıydı. Mesela işlerini yitirmekle ilgili risklere girdiler. İşte ne bileyim işlerine gidemedikleri için, evde çok zaman geçirmeye de alışkın olmadıkları için, belki birbirleriyle bu kadar zaman geçirmeye alışkın olmadıkları için ya da çocukla da bu kadar geçirmeye alışkın olmayan babalar evin içinde kaldığı için evet. Bocaladılar. Ve çocuklar bunun içinde büyümeye çalıştılar. Ve dolayısıyla bütün bu faktörler de aslında çocuğun güvensiz bağlanmasını destekleyen, onu etkileyen bir faktör oldu. Yani böyle bir sonuç. Çoğunlukla güvensiz bağlanmayı oluşturdu aslında bunlar. Ama yapabilecekleri şeyler var. Nedir? İşte ebeveynler belki güvenli bağlanmanın ne olduğunu anlayıp, anlamlandırıp kendi davranışlarını, belki bağlanma stillerini değiştiremeseler bile kendi davranışlarını güvenli bağlanan davranışı olarak değiştirip çocuklarına bunu yansıtmaya çalışabilirler. Yani ona uygun davranabilirler. Kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmayabilirler. Şöyle mesela söyleyebilirim. Panik bozukluğu olan bir anne varsa o çocuk güvenli bağlanamaz. Depresyonda olan bir anne varsa o çocuk güvenli bağlanamaz. Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir anne varsa o çocuk güvenli bağlanamaz. Yalnızlık korkuları olan bir çocuk varsa, anne varsa o çocuk güvenli bağlanamaz annesiyle. Zaten şöyle Erich Fromm şöyle bir şey diyor. Sevebilmenin ön koşulu yalnız kalabilme becerinin olması gerekiyor. Bizim toplumumuza bakın kaç kişi yalnız kalabiliyor? Yalnız kalamayan birisi sevemez. Çünkü hayatını aldığı kişi sevdiği için değildir. Yalnız kalmaktan kendisini koruması için aldığı biridir. Yani sığınma amaçlı seçtiği biridir. Ben yalnız olamam bir çocuk olarak. Benim yalnızlığımın giderilmesi için yanıma hayatımda biri lazım. Onu alıyorum hayatıma der. Evet. Dolayısıyla böyle bir ebeveyn de zaten çocuğunu güvenli yetiştiremez. Peki hocam çocuklarda ben de bir eğitimci olarak aynı zamanda sorayım bunu. Özgüven problemi var, ilişki kurma problemi var. Yani çocuğa nasılsınız diyoruz. Mesela göz teması kurmaya yere bakıyor. Size göz teması kurmaya iyiyim diyor. Sen nasılsın diyemiyor, çekiniyor. Biraz da bu pandeminin de tabii etkisi var. Evde vakit geçirirler. İşte bu ekran bağımlılığı vesaire. Burada çocukların özgüven geliştirdiği bir yaş dilimi var. Orada ailelerin hangi konulara dikkat etmesi lazım? Çünkü o evre kaçtığı zaman tekrar yakalaması da zor. Yani doğru zamanda doğru müdahale edilmesi gerekiyor. Farkında olup çocuğa galiba. Özgüveni tanımlayalım. Olur. Özgüveni genellikle şöyle yanlış anlıyoruz. Özgüven her şeyi yapabilme becerisiyle ben yapabilirim demekle ilgili değil. Özgüven yapabildiklerinin yanında neyi de yapamayacağını bilmekle ilgili bir hikaye. Ben mesela futbol oynayamam.
Tamam mı? Bu özünün parçası, özünü bilmekle ilgili bir hikaye. Tamam mı? Ama ben işte güzel bowling oynarım. Tamam, bunu bilmek de özünü bilmekle ilgili bir hikaye. Peki özünü nasıl bileceksin? Deneyerek. Çoğu ebeveyn çocukların bir şeyleri denemesine izin vermiyor. Evet. Kendi deneyimleriyle çocukların bir şeyleri öğrenmesini ve denemeden bunları içselleştirmesini ve otomatik olarak zaten ilerlemesini istiyorlar. Ve çocuk da özünü anlayamıyor doğal olarak. Ben neyi beceriyorum, neyi beceremiyorum? Benim işte fiziksel becerilerim ne? Kendi kapasitem ne? Anlama, öğrenme sınırım ne? Bunların hiçbirini öğrenemiyor. Dolayısıyla özellikle şu dönemde işte 4-5 yaşında olan ya da 3 yaşında olan çocuklara dönüp baktığımız zaman maalesef işte pandemi döneminden de gelmenin bir verdiği etkiyle beraber bu deneme alanları çok kısıtlı oldu. Ama bu dışarıya karşı öyleydi. Ama evin içinde de deneme alanlarımız var. Nedir mesela işte bir yerlere temas etmek, bir yerlere tırmanmak, bir şeyi keşfetmekle ilgili arzumuz, kırıp dökmekle ilgili arzumuz. Buna dokunduğumuz zaman bunun hissiyle cam bardağa dokunduğumuz zaman onun hissi ya da plastik bardağa dokunduğumuz zaman onun hissinin farklı olduğunu, onun kavranması için gereken gücün ve baskının daha farklı olması gerektiğini, çünkü bu daha ağır. İşte bu kitabı tuttuğunuz zaman bunun dokusunun daha farklı olduğunu anlayabilmesi için çocuğun bunların hepsini deneyimliyor olması evet. gerekiyor. Bu deneyim fırsatını onlara vermezsek eğer çocuk deneye deneye bir şeyleri öğrenebileceğini anlamayacak. Onun yerine şunu öğrenecek. Ben bir şeyi yaptığımda ilk denememde hemen yapabiliyor olmam lazım. Yani deneye deneye bunu öğrenebilirim, bir yerden sonra ben bunu keşfedebilirim mi anlayamayacak. Ebeveynler çocukların bunu denemesine izin vermiyorlar. Mesela bunu tuttuğunda ya da ayakkabısını bağlama dönemine geldiğinde, bağlamak için uğraştığında onun bağlama süresine tahammül edemiyor ebeveynler. Aman diyor, yeter diyor, bağlıyor ayakkabısını, çıkıveriyorlar. Çok yanlış bir şey hocam o. Kesinlikle, onu denemesine izin vermiyor evet. ki. Mesela çocuğun işte iki farklı ayakkabıyı aynı anda giymesine izin vermiyor. Bir ayağına mavi, bir ayağına kırmızı giymesine izin vermiyor. Bunlara izin vermedikleri için çocuk zaten bu sefer gerçek kendiliğini aktive edemiyor. Onun yerine diyor ki benim ne istediğimin, içimdeki duygumun, arzumun bir önemi yok. Ötekilerinin benden ne beklediğinin önemi var. Ben onları bekletmemeliyim, ben onları öfkelendirmemeliyim, ben onları hayal kırıklığına uğratmamalıyım. Ben onların istediklerini onlara vermeliyim. Benim amacım, misyonu bu gibi düşünmeye başlıyor. Bu sefer kendi gerçek kendiliğini bir kenara atıp ne yapıyor? Ötekilerin istediklerini merkeze evet. koyuyor. İşte bu çocuklar utangaç çocuk olurlar. Utanmak gerçek kendiliğini aktive etmenin karşıt duygusudur. Özelleşmenin karşıt duygusudur. O yüzden sen bu çocuğa gidip de ne yapıyorsun diye sorduğunda buna cevap veremez. Çünkü ne yapıyorsun arkasında şu vardır. Ben ne yapmalıyım acaba? Benden ne istiyor acaba bu soruyu sorduğunda? Bununla ilgili bocaladığı için, içinden geleni söylediğinde bunun yanlış olmasıyla ilgili bir endişe duyduğu için bunu kapatır ve utangaç çocuk moduna girer. Evet. Özelleşmiş çocuklar, yani 1-3 yaş arasında ebeveyninden ayrışabilme becerisi göstermiş çocuklar, aynı zamanda gerçek kendiliğini aktive edebilmiş, daha bunu ortaya koyabilmiş çocuklardır. Daha girişken çocuklardır. O yüzden mesela onları gidip meraklarını aktif edebildiklerini, meraklarını gidermek için oraya yöneldiklerini görebilirsiniz. O yüzden meraklı çocuk iyi çocuktur. Evet. Çocukların merakını öldürmeyin. Onlar merak duygularıyla var olacaklar. Onların kişilik gelişimi için en önemli faktör merak. Kesinlikle. Mesela şuna da ben çok şahit oluyorum. Örneğin çocuğun önüne 4 tane köfte koyuyor anne. Hı-hı. Evde yapmış. Çocuk diyor ki 2 tane yedim doydum. Hayır diyor, doymadın, bitireceksin onu diyor. 4'ünde bitecek diyor. Yediriyor çocuğa. Çocuk bir süre sonra kendi kararlarını alamamaya başlıyor. Ben doymadım demek ki annem 4'ünü de ye bana diyor. Burada da ileride hani kendi kararlarını verememe konusunda büyük sorun yaşıyor galiba hocam. Kesinlikle. Kararsız olacak bu kişi, şüpheci olacak, ben doğruyu bilmiyorum diyecek, hep kendini suçlayacak, hangisi doğru diye düşünüp duracak, hiçbirini seçemeyecek. Bunları yaşayacak. Evet. Peki bu ebeveyn nasıl bir ebeveyn? Empati yok. Doğru büyüttüğünü zanneden bir ebeveyn. Evet. Çünkü yani çocuğu ben, 4 tane ya, köfteyle doyar diye düşünüyor. Evet. Yesin diyor oğlum diyor, yesin kızım diyor. Ama doydu çocuk. Doyamaz onun kafasında. Empatik ebeveyn bunu anlar. Der ki benim çocuğumun ihtiyacı 2 köfte yeter. Aynen öyle. Bu kadar yemek istiyorsa tamam, başkasını zorlamalıyım der. Ama empatik olmayan ebeveyn
kafasındaki çocuğa bakar. Der ki hayır, iki köfte nesine yetecek bunun. Dört köfte yemesi lazım. İşte yoğurt yemesi lazım. Yoğurdu dayatır. İşte ne bileyim, süt içmesi lazım. Sütü dayatır. İşte şunları şunları yerse daha iyi beslenir der. Ya aynı besini veren ya da aynı vitamini veren, aynı şeyleri, proteini veren başka ürünler de var. Çocuğun sevdiği başka bir besin üzerinden siz bunu verebilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Doğru. Hayır, yok, illa yoğurt yiyecek. Çocuk bu sefer yemek üzerinden ebeveynle kavga etmeye başlıyor. Bu sefer kendisi için yemek yiyecek kişi kendisi için bile yememeye başlıyor. Ya da ebeveynine boyun eğiyor. Diyor ki tamam, ben bilmiyorum demek ki ne, benim için neyin iyi olduğunu, benim biyolojimin nasıl bir şey olduğunu, benim canımın isteyip istemediğini bunu ayırt edemiyorum, ben bilmiyorum. Demek ki annem bana bunu dayatıyorsa bende bir yanlışlık var deyip kendinde şüpheleniyor. Ve bu sefer de kimliğini yitiriyor, bir kimlik oluşmuyor. Boş bir benlik oluşuyor. Hocam şöyle bir şey de var bir yandan. Şimdi çocuklar, çocuk aklıyla tabii belli bir ütopyası var. Bıraksanız okula gitmez, bıraksanız evde oyun oynar. Hani onları yönlendiren aileler. Şimdi ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir gün bir öğrencim bana şunu söyledi. 15-16 yaşlarında. Hocam dedi, ben dedi jimnastik kursuna gitmek istedim dedi. Gittik ama geç kalmışım. Artık daha küçük yaşta gitmem lazımmış. Vücudum oturmuş, esnekliğim kaybolmuş. Ben de babama beni niye götürmedin zamanında dedim diyor. Oğlum götürdüm ama istemedin, ben de zorlamadım. Ben çocuktum, niye beni zorla götürmedin? Alışırdım, sevebilirdim diye cevap veriyor. Şöyle bir hikaye geldi aklıma. Bir kamplar organize ediyoruz. Hı-hı. Kamplarda katılımcının biri dedi ki, hocam dedi, ben çalışıyordum dedi. Çocuğum 5-6 yaşlarındayken ağladı dedi. Anne dedi, bütün arkadaşlarımın annesi poğaça falan yapıyor. Sen bana bunu yapamıyorsun, ben çok üzülüyorum demiş. İşte annesi de hemen işi bırakmış. Sonra çocuk 17-18 yaşına gelmiş. Bu sefer annesine yine şikayet etmiş. Sen niye çalışmıyorsun? Çalışsaydın da daha fazla paramız olsaydı, bana daha fazla şeyler alabilseydin demiş. Annesi de anlatmış, demiş ki oğlum işte böyle böyle de diyordun, onun için ağlamıştın demiş. Çocuk da demiş ki sen 5 yaşındaki çocuğun aklına mı uydun? Doğru da söylüyor bir arada. Evet. Yani. Aynen öyle. Yani onu hayal kırıklığına uğratmak istemeyen bir anne bir yandan. Evet. Asla hayal kırıklığına uğratmamalı. O çocuk poğaçadan bile eksik kalmamalı. Arkadaşlarının yanında hiç eksik kalmamalı denilen bir taraf. Bunu şuraya bağlayacağım. O zaman o çocuk gitmek istemeyebilir. Bugün geldiğinde de işte beni niye o zaman götürmedin derler. Ama o zaman da gitmek istemediği için beni niye zorla götürdün diyecek. Ben şöyle bir fantazim var. Bir kişi, belki buradan da birilerine duyurulur. Yani bunu yetkili kişilere gider. Bir kişi liseyi bitirdikten sonra bence direkt üniversiteye gitmemeli. Çünkü üniversiteye gidenlere bakın. Üniversiteye gittikleri zaman kendi gençliğini yaşama arzusuyla derslere, mersleri, onlara bunlara odaklanamıyor. Bazı şeyleri kaçırıyor. Bu benim için de öyleydi mesela. Ben üniversiteye gittiğimde yaşamak istediklerimi mi yaşayacağım, yoksa aynı zamanda orada benden beklenilenleri mi vereceğim? İkisi arasında çok bocalıyoruz. Bazen ikisini beraber tatmin etmeyen ya da bunu karşılamaya çalışanlar var, ya da ikisinden birisini seçenler var. Ya tamamen işte üniversite ya da beklenilen ne varsa onu olup da üniversite okuyor olmasına rağmen hiçbir şekilde üniversiteli olmayı yaşayamayanlar da var. Ya da tamamen kendini ona buna verip de derse merse gitmeyen, sınıf tekrarı yapan, okulu bitiremeyen öğrenciler de olabiliyor. O yüzden ben diyorum ki, liseyi bitirdiğimiz zaman tamam, bir üniversite sınavına girelim. Bir puanımız alınsın, orada bir kenarda dursun. O puanımız 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca geçerli olarak orada kenarda dursun. Ama devlet şunu yapsın diyorum ben. Öğrencilere birer burs versin. Aylık. Sana 2000 lira ya da 3000 lira, artık neyse 5000 lira para. Sen git bir gez toz. Sen bir yaşamak istediğin zamanı bir yaşa. Sonrasında artık bunları yaşadıktan sonra gel üniversiteye odaklanabilecek, oradaki beklenen performansı sergileyebilecek, o açlığını gidermiş olarak gel, üniversiteyi daha iyi bir performansla oku diye bir şey olsun diyorum ben. Çünkü bunun arasında çok bocalıyor insanlar. Evet. Keşke böyle bir şeyimiz olsa, fırsatımız olabilse, bunlar sağlanabilse. Bu arada işte mesela 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonrasında şunu da görüyor. Ya ben o zaman üniversiteyi puanı aldım. Bu puanla gittim, şu bölümü de tercih ettim. 2 yıl, 3 yıl geçti.
ben acaba bunu istemediğimi fark ettim diyebilsin. Ve o puanla başka bir bölümü tercih edebilme hakkı verilsin ona. Çünkü çoğu üniversiteli, üniversiteyi okuyan kişi o bölümü okurken ikinci yılında, üçüncü yılında bunu fark ediyor. Ama kesinlikle bazen geri dönülmesi zor bir durumda da kalıyorlar. Çünkü diyor ki ailemin durumu yok. Ben bir daha baştan ne okuyacağım? Evet. Ya da işte mesela buraya kadar geldim. Buna bırakırsam işte bana ne derler? İşte ya da işte bunu bırakırsam işte erkenden para kazanmam gerekior. Aileme destek olmam gerekiyor. Kendi özelliğimi kazanmam gerekiyor. Sevmesem de devam edeyim ben buna diyorlar. Bu fırsat verilmiyor ve çoğu zaman da işte yanlış tercihleri yapılıyor. Evet. Ve şimdi sorun, çoğu insan, bir araştırma vardı galiba, çoğu insan %70, %80 oranında mesleğinden memnun değil. Mutlu değiller. Bu fırsat verilmediği için mutlu değiller. Bunun eğitim sistemiyle de alakası var hocam aslında doğrudan. Çünkü bir sınava giriyorsunuz 2-3 saatlik, o sizin hangi bölümü okuyacağınızı belirliyor. Kafanızda bir bölüm var, puan tutmayınca başka bir bölüm tercih ediliyor, oraya giriliyor. Ya bir üniversiteye gideyim, işte dediğiniz gibi 2-3 sene hayatımı yaşayayım, bir başka bir ile gideyim. Mesela düşünün, Anadolu'nun bir şehrinde yaşayan bir genç İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük bir şehire gelip bambaşka bir hayat başlıyor benim için diyor. Bambaşka insanlar tanıyacağım diyor. O heyecanla, o tutkuyla geliyor. Tabii bunu 2 yıl yaşayınca bakıyor diyor ki bu bölüm bana göre değilmiş. Sonra gidiyor alakasız bir meslek yapıyor zaten. Evet. Baktığınız zaman bu zaten dediğiniz gibi oranı çok yüksektir. Bizim de çevremizde çok var. Ergenlik dönemi şöyle bir özelliği var. Bir ödevi var. Kim olduğunu keşfetmekle ilgili bir şey. Kimlik bunalımı denilen bir dönem. Kim olduğunu anlamakla ilgili bir şey. O yüzden o yaştaki kişiler daldan dala atlarlar. Mesela bir bakarsınız, işte birisine bir bakarsınız, tamam mı? Dini bir grubun içine girer, ben buraya mı aydım diye sorar. Ondan sonra bir ay sonra, 2 ay sonra bir bakarsınız, tamam mı? Rock grubunun içine girmiş olabilir. Mesela oradan da çıkar, çok daha başka bir şeyin içine de girmiş olabilir. Evet. Ben hangisiyim diye arayış içerisinde. Ben hangisiyim diye arayış içerisinde olan birisinin başka bir şeyle ilgilenmesi çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü kimliğini tanımlamakla ilgili bir arzusu var. Evet. Bunu tanımlamalı ki ondan sonrasında bunu oturtursun ki ben buyum desin. Buyum diyebildikten sonrasında artık dikkatini başka bir yerlere yönlendirebilsin. Dolayısıyla kişilik gelişim aşamalarını baz alarak bazı eğitim programlamaları yapılmalı. Hocam çok derin konular konuşuruz, uzun uzun konuşuruz. Güzel de özetledik, üzerinden geçtik. Ben size bir şey sormak istiyorum gündemle alakalı. Merak ettiğim için de açıkçası aslında çok konuşuldu Dilan Polat olayı. Dilan Polat'ın avukatı şöyle bir açıklamada bulundu. Dilan Polat avukatına diyor ki elini öpeyim diyor. Bu eli silmeden git Engin'e öptür diyor. Bu nasıl bir psikoloji? Çok bağımlı bir kişiliğin göstergesi. Şöyle bir hikaye gibi görünüyor daha çok burada. Şimdi ayrıldılar birbirinden, ayrılmak zorunda kaldılar. Bildiğim kadarıyla ayrı cezaevlerine mi gittiler? Yanlış da biliyor olabilirim. Şu an ayrı cezaevlerinde. Evet. Ve ayrı illerdeler. Öyle biliyorum. Şimdi diyorum hani şeyden bahsetmiştim ya, bazı kişiler işte o bağsız kalmaktan, bağlı olduğu kişiden ayrışmaktan dolayı sıkıntılanırlar. Buna dayanamazlar. Dolayısıyla ötekiyle bağ kurmanın bir metaforu bu. Benim öptüğüm eli öperek arada bir bağ oluşturuyor, bir köprü oluşturuyor sembolik olarak. Yani ben hala onunla bağımı devam ettiriyorum. Ben hala oradaki ilişkimi kaybetmedim. Ben yalnız değilim, ben o boşluk duygusunda değilim diyebilmenin yolu. Yani kendi içinde duyduğu, düştüğü derin buhran duygusundan kurtulabilmek için bir sembol bu. Dolayısıyla onun kişiliğini gösteriyor bu. Evet. Enteresan bir ruh hali. Yani bilmiyorum, bize mi çok uzak olduğu için çok çok böyle abartılı geliyor. Tabii siz daha teknik ve bilimsel açıklıyorsunuz ama insan nasıl bir ruh hali diyor. Hocam kitabınız var. Ben kitabı da göstermek istiyorum. Hani ayrılıklar da sevdaya dahildi. Şöyle Ziya Ünlütürk'ün kitabı. İkincisi de geliyor hocam galiba. Evet. İsteyenler ulaşabilir, internetten vesaire alabilir. Tavsiye ediyoruz. Hocam
Önümüz 2024 güzel bir yıl dileyelim elbette. Mesajınız ne olur? Aslında şöyle bir toparlarsak, bir sürü genç üniversitede psikoloji bölümünde okuyor, hayaller kuruyor. Sizin bir kendi kliniğiniz var, yoğunsunuz. Aynı zamanda seminerler, kitaplar. Muhtemelen birçok genç size bakıp ilham alabilir, feyiz alabilir. Birçok yerde de soruyorlardır zaten. Çok kısa tavsiyeniz ne olur? Ve şu 2024'e girerken de bir mesajınızı alalım genel bağlamda. Tavsiyem şu olur. O girişimci çocuk taraflarını ve meraklı çocuk taraflarını yitirmesinler. Yani sadece gerçekçi biraz olsunlar. Gerçekçiliği de barındırarak içlerinde girişimci olsunlar ve bu yola çıksınlar. Yani artık işte sosyal medyanın gelişmesiyle geniş kitlelere ulaşabilmek daha kolay. Bunun da fırsatını kullanabilirler. Daha fazla insanlara hitap edebilirler. Ve aynı zamanda bol bol eğitim alsınlar. Psikoterapi eğitimleri alsınlar. Kendilerini bir yere odaklasınlar. Bu yolda kendilerini de keşfetsinler. Çünkü kendilerini ne kadar keşfederlerse ve kendileriyle ne kadar temas kurarlarsa insanlarla da o kadar temas kurup o kadar iyi anlayabilirler. Bunu söyleyebilirim. Yeni yıl mesajı olarak da benim klasik bir şeyim var. Seçtiğiniz gibi yaşadığınız bir yıl olsun. Güzel. Seçimlerinizle beraber yaşayacaksınız çünkü. Dolayısıyla bu seçimleriniz de size hizmet etsin diyebilirim. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hakikaten aydınlandık. Ben de çok şey düşündüm siz anlatırken içimden. Geçti, kendim geçtim, ailem geçti, arkadaşlarım geçti. Çok derin ve uzun bir konular. Bunlar böyle konuşularak da bir sadece ön izleme gibi. Uzunca üzerine konuşmak gerekiyor ve konuşuldukça bunlar tedavi edilebilir. Hele farkında olan, farkındalığı yüksek olan insanlar bunları daha kolay aşabileceğini düşünüyorum genel bağlamda. O yüzden psikoloji çok önemli çünkü bizim bütün kontrolümüz, hayatta varoluş sebebi yani bizi var eden bir şey. Yaptıklarımızın, eylemlerimizin bir karşılığı. Teşekkür ederiz hocam tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Umarım çok sağ olun. Faydalı olur izleyicilere. Bence çok olur. Ben olacağını çok düşünüyorum. Evet sayın izleyicilerimiz, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün çok kıymetli konuğum, klinik psikolog Ziya Ünlütürk'le beraberdik. İnsan psikolojisini konuştuk, ilişkileri konuştuk, aileleri konuştuk, anne ve babaları konuştuk. Çok kıymetli bilgiler, çok değerli bilgiler. Her zaman söylüyoruz, programımızın da konsepti hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende. Hoşça kalın. Toksik ilişki nedir? Toksik kişiyi seçen kişinin de toksik olduğunu gösteriyor. Aldatmanın temelinde ne var? Ve hiçbir şey yaşamadan aşık oluyoruz aslında. Aşk böyle bir şey. Yalnız kalmak istemediğim için ayrılamıyordum. İşte çocukları bahane ettim, işte o büyüsün dedim, sonra bir çocuk daha oldu, o da büyüsün dedim derken 35 yıl evli kalmışız. Kırılma narsizmi belirleyen faktörlerden bir tanesidir. Eğer çok kırılgan bir yapınız varsa narsistik biri olabilirsiniz. Narsistik kişi aslında kendini sevemeyen kişidir. Pandemi çocuklarının şöyle bir riski var. Çok güvenli bir ortamda dünyaya gelmediler. Bir kişi liseyi bitirdikten sonra bence direkt üniversiteye gitmemeli. Utanmak gerçek kendiliğini aktif etmenin karşıt duygusudur. Özelleşmenin karşıt duygusudur. Hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende.